Ne Nedir serisinin yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşımızda pompalar var. El pompaları ve böyle büyük bir pompamız var. Bisiklettesiniz, antrenmana çıktınız, uzun bir sürüşe çıktınız veya keyif amaçlı bisiklet sürmeye çıktınız. Bir ses geldi ve lastiğiniz patladı. Ne yapıyorsunuz? İç lastiğinizi çıkartıyorsunuz, yerine yeni iç lastiği takıyorsunuz ve şişiriyorsunuz. Evet, pompa bu işe yarıyor. Şişirme işine yarıyor. Şimdi bu pompalardan bahsedersek birazcık, neden el pompası, neden ayaklı pompa diyoruz? Çünkü biz bu ayaklı pompayı bisiklette yanımızda taşıyamayacağız. Ağır, büyük. Ya bunu böyle mi taşıyacaksınız? Bunu yanınıza mı alacaksınız? Yapamazsınız. Bisiklete de takamazsınız. Böyle bir ihtiyaçtan dolayı aslında bu el pompaları çıkıyor karşımıza. Bunları bisiklet formamızın cebine koyabiliriz. Bunları kadromuza yapıştırabiliriz. Bunları yanımızda sürekli taşıyabiliriz. Ve bu şekilde lastiğimiz patladı veya lastiğimizin indiği durumlarda bu pompaları kullanabiliriz. Bazı insanlar el pompaları kullanmak istemiyor. El pompaları fazla büyük geliyor. Kadrolarını asamıyorlar. Sırtlarına koymak istemiyorlar. Öyle bir durumda da karşımıza bu hava tüpleri çıkıyor. Bunun özel bir tabancası var ve bu anlık puf diye patlayarak, ya böyle zannetti benim öyle puf anlattığım gibi patlama değil. Ama yani bir anda böyle salınımlı lastiğinizin şişmesine yardımcı olan bir aparat, bunu kullanıyorlar. Şimdi bunu özellikle yol bisikletinde kullanabilirsiniz. Bu yol bisikleti lastikleri için 120 psi hava basmaya yarayan bir şeyimiz. Bunu bir kenara alıyoruz. Geliyoruz el pompalarına ve ayaklı pompalarına. Şimdi bu el pompalarını da ilk başta gidip bir yerden, bir bisiklet dükkanından aldığımız zaman bilmemiz gereken bazı şeyler var. Mesela bu efsanevi bir pompadır, Sedona pompa. Bununla 120-130 psi'ye kadar gayet rahat bir şekilde basıp bisiklet lastiğinizi şişirebilirsiniz. Bu daha portatif, daha küçük, daha kolay taşınabilir. Hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz bir pompa. Daha kolay her yerde taşıyabileceğiniz bir pompa. Sırtınıza taşıdığınız zaman da size sıkıntı çıkartmayacak bir pompa. Fakat bu pompayla da 120 psi'ye kadar değil, 90-100 psi'ye kadar rahat bir şekilde hava basabilirsiniz. Daha sonrasında zorlanacağı için sibobun ucunu yamultabilirsiniz, sıkıntı çıkartabilirsiniz. Bu pompamız ise genelde, hani evet, yeni başladıysanız böyle bir pompa kullanabilirsiniz. Fakat 60 psi'den sonra yol bisikleti lastiğine basması çok zor. Bunu daha çok MTB'de kullanabilirsiniz. Bunların başlıkları değişiyor. Yani şurayı açtığınız zaman şunun gibi değil. Yani çift başlık gözüken değil. Şunları açtığınız zaman içerisinde hop şöyle bir parça var. Bu parçaları değiştirerek istediğiniz gibi yol bisikleti veya MTB'ye uyumlu hale getirebiliyorsunuz pompayı. Şu an ben MTB'ye çevirdim. Tekrar yola çeviriyorum. Şu süngerini bunu bu şekilde ayarlıyorum. Buna takıyorum. Ve bu şekilde yol bisikletini hazır hale getirdim. Bu pompaların hepsinin bu şekilde ağızları değişebiliyor. Değişen ağızlarla yol bisikletinize, dağ bisikletinize, BMX'inize hava basabilirsiniz. Bunlar işte sizin tercihinize kalmış aslında. Bunların iyilerinde fiyatlar da artıyor bu arada tabii ki de. Ama bunun efsane olmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi de bunu ben 20 liraya almıştım. Yani fiyat performans da müthiş bir olay. Yani hatta düşük fiyat çok yüksek performans bir pompa diyebiliriz. Geliyoruz ayaklı pompaya. Bunu da genelde evde lastik değiştirdiğiniz zaman, el sürüşe çıkmadan önce veya bir yarışa gittiğiniz zaman diyelim, kendi arabanızla yarışa gittiniz. Ne yapacaksınız? Yarışta pompa taşıyamayacağınız için sırtınızda, yarışa çıkmadan önce son bir kez kontrol etme amaçlı bunu kullanacaksınız. Bunun burada PCI göstergesi var. Lastiğinizdeki havanın kaç PCI olduğunu buradan rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ardından bunların da, benim evde kullandığım pompanın da, şu an karşımızda olan pompanın da iki başlığı var. Burada şeye takıyorsunuz, iç lastiğe takıyorsunuz ve burada kilitledikten sonra rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yol bisikleti için burası, dağ bisikleti için daha geniş bir kısım. Bu şekilde havanızı basıp sürüşünüze güvenli bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Büyük pompaları da kullanmamızın genelde amacı sürüş öncesi kontrol amaçlı veya evde lastik değiştirdiğimiz zamanlı. Şöyle bir soruya cevap vereyim. Benim iyi bir el pompam var. Örnek veriyorum. Benim böyle bir el pompam var. Bu pompaya gerek var mı? Bu tamamen sizin inisiyatifinize kalmış diyebilirim. Bu pompayla ne kadar bastığınızı göremezsiniz. Tabii bunların göstergeleri de var bu arada. Ne kadar bastığınızı göremezsiniz. Fakat derseniz ki ben elle basarım, iyi de basarım. İşte rahat bir şekilde anlayabilirim ne kadar bastığımı. Tabii ki de buna ekstra masraf etmenize gerek yok. Ama bunun evinizde olması her zaman bir avantajdır. Sürüş öncesi bir bakarsınız antrenmana çıkacaksınız, lastiğinizin havası inmiş. Bunda böyle kanırta kanırta basacaksınız, edeceksiniz, sıkıntı olacak ama bunda
3 dakikada 2 dakikada işi çok kolay bir şekilde çözebileceksiniz. Öyle avantajları olabilir. Yani bana kalırsa şahsi fikrim evinizde hem bunun bulunması hem de bu mini pompaların bulunması. Peki hiç elektrikli pompa yok mu? Gaz dedik, manuel dedik. Aslında var. Şöyle bir şey. Ama bunu sırtınızda taşıyamazsınız. Bisiklete koymak isteseniz koyabilir misiniz? Zannetmiyorum. Xiaomi markasının şöyle bir pompası var. Ve bu şekilde bu şekilde çalışıyor kendisi. Buradan kaç PSI bastığını görebilirsiniz. Şöyle elimle sıkıştırdığım zaman görebiliyorsunuz kendisinin ne kadar hava bastığını. Fakat bunu ne için kullanabiliriz? Bu 90 PSI'den yukarı çıkmıyor. Bunu daha çok dağ bisikletiniz için, daha çok katlanır bisikletiniz için kullanabilirsiniz. Bunu yol bisikletinde kullanabilir misiniz? Evet, kullanırsınız. Çok gerekli mi? Bence değil. Çok iyi ya, ben bunu çok seviyorum. Bunu tavsiye ediyorum. Bu her evde olsun yani. Ama tabii ki de bu birazcık da maddiyata baktığı için karar size kalmış. Bunun da çok iyileri var. Böyle içinde hava biriken bir anda o havayı pompalıyorsunuz, içinde hava birikiyor. Bir anda basıyorsunuz pedalına, havayı onun içine boşaltıyor. Tüp mantığı gibi. Olabilir. Sizin tercihinize kalmış birazcık. Pompa nedir videomuzun bu şekilde sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.